Ünitemizin son testi birinci soru gıda katkı maddeleriyle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır denilmiş. Gıda katkı maddeleri yapay ya da doğal olabilir doğrudur. Mesela yemek tuzu da doğal bir yani mesela katkı maddesidir ve doğaldır ama işte ne bileyim monosodium glutamat mesela yapay bir şeydir katkı maddesidir. Bazı gıda katkı maddeleri yiyeceklerin besin değerini artırıcı etki yapar bu da doğrudur. Gıda katkı maddelerinin tamamı insan sağlığını olumsuz etkilemez. İşte bu yanlış bir kavrama. Hani illa ki katkı maddesi varsa kesin zararlıdır diyemiyoruz. Dediğim gibi yemek tuzunda mesela koruyucu etkidedir. Salamura yapımında falan kullanıyoruz ama e, zararlı bir şey değil. Hani tabii ki fazlası zararlı ama sonuçta kullanımı bir sağlık için risk oluşturmuyor. Gıda katkı maddeleri hem paketli hem paketsiz ürünlerde kullanılabilir. E, katkı maddeleri koruyucu aroma veya rezil kağıtırıcı olabilir bunlar zaten özellikle bunlar için konuluyor. Doğru cevap C seçeneği olur. 2'ye geldiğimizde kozmetik ürünlerle ilgili ifadelerden hangisi yan doğrudur? Değişik formlarda kullanılan kozmetik ürünler vardır. Solunduğunda veya yutulduğunda sağlığa zararlı maddeler mutlaka içerirler çoğu. Nemlendiriciler yapısında mineral yağ ve etil alkol bulunduran maddelerdir ki cildin nemli görmesini sağlar. Doğru cevap E seçeneği gelir. 3'e geldiğimizde tepkimesine bakarsak N sayısı 2 olursa oluşan ürün dimer olur. N 3 olursa oluşan ürün trimer olur. N bin olursa, 1000'den büyük olursa oluşan madde polimerik madde ismini alır. Doğru cevap E seçeneği gelir. 4'e geldiğimizde bir sabun yapısı verilmiş. Sodyum tuzu sabun olarak sınıflandırır, Ötrofikasyona neden olmaz. Ötrofikasyona benzen halkası olan deterjanlar sebep olur. Ters sularda iyi temizleme yapmaz. Temizleme gücünü yitirir sarfiyatı artar. Doğru cevap A seçeneği gelir. 5'e geldiğimizde tepkimesinde X maddesi ile ilgili organik bir madde midir? X maddesi bakarsak N, O, O, C, L şeklinde olacak. Yani çamaşır suyudur. Organik bir madde değildir. Yapısında karbon atomu yok. Yaygın bir temizlik maddesidir. Zehirli yani burada toksik etkisi olan maddelerden biridir. Hani içilmesi yutulması zehir etkisi yaratacaktır. doğru cevabımız E seçeneği gelir. 6'ya geldiğimizde UHT tekniği ile ilgili gıdalar 140 dereceye kadar ısıtılırlar. Evet UHT ile işlenen gıdaların raf ömrü pastörizasyona göre daha fazladır. Doğru. Bazı bak faydalı bakteri ve ondan ürettiği enzim ve vitaminler de tahrip olacağı için çok e, bir besin değeri kalmıyor UHT sütlerde ama e, yine de kullanılıyor. Doğru cevap E seçeneği gelir. 7'ye geldiğimizde görselde saçını boyatan bir kişi var. Saçlarının çok küçük yaşlardan beri boyatan bu kişi için saç dokuları 'nın yıprandığını söylemek mümkündür. Kanında saç boyasında bulunan bazı maddeler rastlanabilir. Çünkü bunlar saç derisi emilir. Yüzünde kulağında şişlikler oluşabilir. Çünkü alerjik reaksiyonlar verilebilir. İlk defa boyatıyorsa doğru cevap E seçeneği gelir. 8. soruya geldiğimizde nokta form molekülü monomeri göstermektedir denilmiş. Monomer monomer gelmişse bu bir dimer yapısı olur. 2 3 tanesi olursa bir trimer yapısı olur. Ee, N sayısı binden büyük olmak üzere N tanesi gelirse de polimerik madde olur. Doğru cevap B seçeneği gelir. 9'a geldiğimizde bitkisel yağ suda e, suyla muamele edilirse burada yağ asidi ve gliserine ayrışır. Sonra X maddesi sodyum ile muamele edilirse sodyum tuzu oluşur X maddesinin. Dolayısıyla bu yağ asidi olur. Ee, yağ asidine sodyum tuzuna da sabun deriz. Doğru cevap D seçeneği gelir. 10. soruya geldiğimizde su için uygun sertlik 75 ile 100 mg arasında verilmiş. Buna göre yukarıda sertleri veren sulardan hangilerinde sabun, hangilerinde deterjan temizlik için kullanılırsa verimi düşer denilmiş. Şimdi deterjan hangisinde kullanırsak kullanalım. Deterjanın verimi düşmez. Dolayısıyla burada B ya da C olacak. Ee, sabuna bakarsak sabunda sertliğin bir önemi yok. Yani sertlik arttıkça tabii ki verim düşer ama gönülsel ki hiç sert olmasın. Dolayısıyla burada 1 de 2 de ve 3'te hangisinde kullanırsak kullanalım sabunun verimi mutlaka düşecektir. Çünkü bunlar sonuçta kalsiyum içeren sulardır. Dolayısıyla burada doğru cevap B seçeneği olur. 11'e geldiğimizde polimerlerin birçoğu günlük hayatta plastik olarak ifade edilir. Hangisi plastiklerin olumlu yanlarından birisi değildir denilmiş. Hafif ve dayanıklı olması olumlu yanlarından birisi. Protez yapımında kullanılmaları yine Bunların e, kullanımının yaygınlaşması ve kullanımı tercih edilmesinin sebeplerinden bir tanesi. Araçlarda kullanan hafiflik ve tasarruf sağlaması. Metal ve cama göre ucuz olması. Bunların hepsi olumlu özellikken doğada geri dönüşümlerin uzun sürmesi olumsuz bir özelliktir. Çevre kirliliği yaratan bir etmendir. Doğru cevap E seçeneği olur. Bu soruyla birlikte ünitemizi bitirmiş oluyoruz ve daha doğru bir ifadeyle aslında yılı bitirmiş oluyoruz. Dilerim keyifli bir dönem olmuştur senin için ve biz bu dönemde kimya adına sana katkı sağlayabilmişizdir. Önümüzdeki yıllarda tekrardan birlikte görüşmek ve buluşmak adına kendine iyi bak. Hoşçakalın.